Memur ve memur emeklilerine 2022 ile 2023 yıllarında yapılacak maaş zammının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu ilk teklif sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı. Hükümetin memur ve memur emeklileri için yaptığı zam teklifine Memursen Gaziantep Şubesi de tepki gösterdi. Memuruz, haklıyız, hakkımızı alırız. Memuruz, haklıyız. Memursen Gaziantep Şubesi'nin hizmet binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına Memursen'e bağlı sendikaların başkanları, yönetim kurulları ve üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan Memursen ve Eğitim Birsen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, hükümetten gelen teklifin yeni bir teklifi zorunlu kıldığını belirterek rakamların beklentilerini karşılamadığını söyledi. Beklentilerimizi karşılayacak teklif, enflasyonun ezemeyeceği maaş istiyoruz. Kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunlarımız ve enflasyon karşısında erimiş maaşlarımızın en etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masasını görüyoruz. Bu nedenle 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme masasındadır. Kamu işvereninin dün açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergiliyor. 2022 yılı için %5+6, 2023 yılı için %6+6 maaş zammı teklifi memuru yine enflasyona ezdirecek bir tekliftir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 21 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilen kamu görevlisi 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 14 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilmektedir. 5. toplu sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma %92, pirinç %50, makarna %37 arttı. Enflasyon büyüyor, maaşımız eriyor. Evet, kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir. 5. dönem toplu sözleşmede kamu işvereni tarafından teklif edilen ve hakem tarafından onay verilen maaş zammının 2 yıl için 4+4 ve 3+3, 19. ayda gerçekleşen enflasyonun ise %26 olması kamu işvereninin dikkate alması gereken en açık tablodur. Artık bu yanlış hesaptan dönülmelidir. Temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Kamu işvereninin sunduğu teklif bu gerçekleri dikkate almayan, yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz ki memura zammı enflasyon değil, kamu işvereni versin. Sözleşmeli personelin sorunlarını kökten çözecek olan sözleşmeli yerine kadrolu istihdam modeli yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel beklentisidir. Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür. Hak, hukuk, adalet böyle güçlenir devlet.